Gençler merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nda bölme ve bölünebilmenin 3. testiyle devam ediyoruz. Özellikle bölme ve bölünebilme ile ilgili bundan sonraki testlerimizde çok güzel sorular var arkadaşlar. Çok dikkatli bir şekilde takip edin. Özlem fiyatı TL türünden birer tam sayı olan ürünleri sanal bir alışveriş mağazası üzerinden sepetine eklemiş ve aşağıdaki 3 görüntüyü elde etmiştir. Bakın bu laf çok önemli arkadaşlar. Ne olacakmış? Fiyatı TL türünden bir tam sayı olacakmış. Tamam. Bakın V yaka siyah tişörtün 6 tanesi ABC TL ise bir adedi ne olacak arkadaşlar? ABC bölü 6 olacak. Bu tam sayı olacağından dolayı ABC sayısının ne olması lazım? 6'nın katı olması lazım. Bakın ABC sayısı ne olacak? 6'nın katı olacak arkadaşlar. Şöyle diyelim. Şimdi benzer şekilde 4 adet arkadaşlar CBA TL ise bir adedi ne olacak arkadaşlar? CBA bölü 4 olacak. Bu ne anlama geliyor? CBA'nın da 4'ün katı olduğu anlamına gelir. Yine 5 adedi CAB TL ise bir adedi CAB bölü 5 TL olacak. Yani bu da CAB'nin 5'in katı olacağı anlamına gelir. CAB de ne olsun? 5'in katı olsun. Bakın ABC'yi şöyle bir tablo şeklinde ben yapacak olursam biraz daha net olacaktır. Size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu tablo yöntemini kesinlikle yapın. Bakın şurası tabii küçük C, tamam mı? Şuradaki C ile karışmasın. Şimdi arkadaşlar 5'in katı olacaksa B'nin 0 ya da 5 olması gerekiyor. Fakat CAB 3 basamaklı sayı olduğundan dolayı C'nin 0 olma şansı yok. Zaten burada bize arkadaşlar rakamları da birbirinden farklı olacakmış ve sıfırdan farklı olacakmış. B dediğimiz 0 olamıyorsa B kesinlikle ne olacak arkadaşlar? 5 olmuş olacak. Şuradaki CBA ifadesinde bakın 4'e bölünebilme kullanımı son iki rakamını alacağım. 4 ve 4'ün katı olması lazım. B zaten 5. O zaman 52 ve 56 değil mi? 52 ve 56 4'ün katı olacağından dolayı A 2 ya da 6 olur. Tabii B'nin 5 olduğu durumda. Şimdi yukarıdaki duruma bakacak olursam ABC 6'nın katıydı arkadaşlar. 6 ile bölünebilme kuralı ne? 2 ve 3'e tam bölünebilmesi lazım. Şimdi 3'e bölünebilme kuralına bakacak olursam rakamları toplamının 3 ve 3'ün katı olması lazım. A artı B artı C'nin. Haliyle bakın ben şimdi burada C'ye ne diyebilirim? A ile B'nin toplamı 7. O zaman C 2, 5 ve 8 olacak. Elemeleri en son yapacağım. Tamam mı? Şimdi şu anda bütün alternatifleri yazıyorum. Alttaki durumda da arkadaşlar A ile B'nin toplamı 11. O zaman ne olacak? 3'ün katı olması için 1, 4 ve 7 olacak arkadaşlar. Şimdi elemelerimi yapacak olursam bakın. Şimdi 2'ye bölünecek ya. Evet aynı zamanda 2'ye de bölünebilmesi lazım. C'nin haliyle ne olması lazım arkadaşlar? Çift sayılar olması lazım. 2 çift sayı mı? Evet, çift sayı. Fakat 2'yi alamam. Niye? A, B, C birbirinden farklı olacak da A burada 2 olduğundan dolayı B olamaz. Zaten 5 tek sayı bu olamaz. 8 olabilir arkadaşlar. Tamam. İlk durumda 8 aldık. İkinci duruma baktığım zaman bakın C zaten çift olacaktı arkadaşlar. O yüzden 1 ile 7'yi eledim. C buradan ne olacak? 4 olabilecek. Bizden C'nin alabileceği değerler toplamını istiyordu. 8 artı 4'ten 12 gelecek. Doğru cevabımız C şık. Bakın buna bir yıldız atalım. Geldik ikinci soruya. Genişliği birim türünden rakamları farklı 4 basamaklı bir A7B sayısı olan duvarın K noktasından itibaren iki ustadan birincisi sağ tarafa doğru, ikincisi ise sol tarafa doğru bir kenarı 12 birim olan karesel fayansları şekildeki gibi döşemiştir. Bakın şurası önemli. Rakamları farklıymış. Tamam. Buna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu birim kare nedir? 12'ye 12 değil mi? Bakın şurası 12, işte 12, 12, 12 bu şekilde gidiyor. Peki kaç tane var bu 12'lerden? Diyelim ki K tane. O zaman arkadaşlar ne olacak? Burası 12K olacak. Bir de bakın şuradaki değer tamamı 12 değil mi? 4'ü sağ taraftaysa demek ki 8 de burada olacak arkadaşlar. Tamamı 12 olacak ya bir kenara. Bakın bunun tamamı da 12, 3'ü buradaysa burası da ne olacak arkadaşlar? 9 olmuş olacak. Değil mi? 12 tane de 12'lerden K tane var. O zaman haliyle 12K olması lazım. Bir de artı 8 burada var arkadaşlar. 9 da burada var. 17 olacak. Bu uzunluğun tamamını ben bulmuş oldum. Bu uzunluk aynı zamanda bir A7B sayısına eşittir. Peki ben burayı şöyle de okuyabilir miyim? Bir A7B sayısının 12 ile bölümünden kalan 17'dir. Bir sayının 12 ile bölümünden kalan 17 olamaz. 12'den küçük olması lazım. Haliyle o zaman arkadaşlar ben bu 17'den ne yapacağım? Bir 12 çıkaracağım. Yani 1A7B sayısı 12'nin katından 5 fazla olacak arkadaşlar. Tamam mı?
Peki bu ne demek? 12'nin katından 5 fazla. 12 ile bölünebilme kuralı nedir arkadaşlar? 3 ve 4'e bölünebilmesi lazım. 4'e bölünebilme kuralına bakacak olursam, bakın 4'e bölünebilir buradan başlayacak olursam ben, 4'e bölümünden kalan 5 olabilir mi? Olamaz. O zaman 4'e ne yapacağım? 5'ten bir 4 çıkaracağım. 4'e bölümünden kalan 1 olacak. Bakın 4 ile bölümünden kalan ne olacak arkadaşlar? Kalan 1 olacak. Şöyle bir de 3 ile bölümünden kalan ne olacak? Bakın 3 ile bölümünden kalan 5 olabilir mi? Olamaz. O yüzden arkadaşlar 5'ten ne yapacağım? 3'ü çıkaracağım. Çıkardığım zaman da ne olacak? 2 olacak. Bakın burası 1. 4 ile bölümünden kalan 1. 3 ile bölümünden kalan 2 olacak. Şimdi şuradan başlayacak olursam arkadaşlar, A ve B bakın ne olabilir? A ne olabilir? B ne olabilir mesela? Mesela 3 olabilir, değil mi? B 3 olabilir. 73 çünkü 4'e böldüğüm zaman kalan 1 olur. Bir daha üstüne 4 ekliyorum. 7 olacak, değil mi? Bir daha 4 eklediğim zaman 11 olacak. B rakam olmaktan çıkar. Tamam. Anlaştık. Şimdi B'nin değerlerini biz ne yaptık arkadaşlar? Bulduk. Yani 1A 7 3 ve 1A 7 ve 7 olacak arkadaşlar. Peki rakamları farklı olacağından dolayı o zaman bunun 7 olma şansı yok. Burası gitti. Bizim elimizde sadece bu var. Bu da 3 ile bölümünden kalan 2 olacağından dolayı bakın zaten şurası 3'ün katı. 7 ile 1'i topladığım zaman 8. 8'in 3 ile bölümünden kalan 2 arkadaşlar. O yüzden A'dan ne olması lazım? Bir kalan gelmemesi lazım. Haliyle 0, 3, 6 ve ne olması lazım? 9 olması lazım. Fakat 3'ü burada kullandık arkadaşlar. O yüzden buradaki 3'ü ne yapacağım ben? Alamayacağım. Haliyle benim A yerine yazabileceğim 0, 6 ve 9 olacak. Yani toplamda 3 tane. Doğru cevabımız bakın A şık. Buna da bir yıldız atalım. Geldik 3'e. A4, B3 basamaklı. B3, A5, 4 basamaklı sayılardır. O zaman ben hemen işime yarasın ya da yaramasın A ve B'nin sıfırdan farklı olduğunu bir kenara not edeyim. A4B sayısının 11 ile bölümünden kalan 6 olduğuna göre. O zaman ne yapıyordum 11 ile bölünebilme kuralında arkadaşlar? Bakın sağdan itibaren artı, eksi, artı diye yapıyordum. A'ları kendi arasında toplayacağım. Artıları kendi arasında toplayacağım. A artı B olacak. Eksileri de kendi arasında toplayınca zaten bir tane var. Bu. Neymiş arkadaşlar? 11'in katından 6 fazlaymış. Buradan arkadaşlar A artı B dediğim 11'in katından ne olacak? 10 fazla olmuş olacak. K'ya ben 0 dediğim zaman bu A artı B değeri 10 olacak. K yerine 1 dersem de A artı B değeri 11 olacak. A ve B rakam olduğundan dolayı iki tane rakamın toplamı en fazla 9 artı 9'dan 18 yapacak. Haliyle 21 olma şansı yok. Sadece A artı B neymiş? 10'muş arkadaşlar. Tamam. Bu sayının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? 9 ile bölünebilme kuralını hatırlayacak olursak rakamlarını topladığım zaman 9 ve 9'un katı olması lazım. A artı B artı 8 ifadesi gelecek. A artı B'nin de ben 10 olduğunu biliyorum. 10 artı 8'den ne gelecek? 18. 18'i 9 ile bölümünden kalan ne olacak arkadaşlar? 0 olacak. Buna göre doğru cevabımız E şık. 4'e x sayısı y sayısını tam bölüyorsa x böler y şeklinde gösterilir. Bakın şu x böler y şeklinde okunur arkadaşlar. Tamam mı? ABC 3 basamaklı. AB ve BC 2 basamaklı sayılar olmak üzere. O zaman A sıfırdan farklı. B de sıfırdan farklı olmak zorunda. Bakın böyle bir işlem tanımlanmış arkadaşlar. Parçalı fonksiyon şekilde. Buna göre bakın ne diyor? ABC sayısı eğer tam şu yüzler basamağını tam böldüğü zaman ne olacak? O zaman ilkini kullan. Birler basamağını böldüğü zaman da ne yapacaksın? Şu ikincisini kullan. Şimdi arkadaşlar şu 954 sayısı şu A'yı 9'u tam böler mi? Böler. 9 ile bölünebilme kuralı ne? Rakamları toplamı 9 ve 9'un katı. Bu zaten 9'un katı. 5 ile 4'ü topladığım zaman da 9'un katı. O zaman hangisine uygun arkadaşlar? Bakın yüzler basamağını böldüğünden dolayı o zaman ilk duruma uygun. Yani ne yapacağım? Bakın AB diyor. Şurasını A, B, C diye yazacak olursam AB ne olacak buradan? 95 artı C dediğimde 4 olacak. Eksi şuradaki işlemden kaynaklı. Burası da ne olacak? Bakın 245. Nereye bölüyor bu? Bakın birler basamağını bölüyor. Niye 245'ten 5'e bölünüyor ya arkadaşlar? Evet. O zaman bak bu da A, B, C. Ne yapacakmışım? BC yani 45 artı A yani 2 olacak. Burası 99 eksi burası 47. Bana ne gelecek arkadaşlar? 52 gelmiş olacak. Doğru cevabımız D şık. Geldik 5'e. Bir sayının rakamları toplamına bölümünden kalan sayı
içinde bulunduğu çokgenin kenar sayısına eşit oluyorsa bu gösterime şifreli gösterim denir. Neymiş arkadaşlar? Bir sayının rakamları toplamına bölümünden kalan sayı çokgenin kenar sayısına eşit oluyorsa bu şifreli gösterilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir şifreli gösterim değildir? E şıkkından başlayacak olursa bakın bunun rakamları toplamı nedir arkadaşlar? 9'dur. Bu 1017'yi rakamları toplamına böldüğüm zaman kalan ne olacak arkadaşlar? 0 olacak. Ama kenar sayısına eşit değil. Bak o zaman bu ne olacak arkadaşlar? Şifreli gösterim değil. Diğerlerini de inceleyelim. 1586. Bunların rakamları toplamı 14, 19, 20. Bakın bunu 20'ye böldüğüm zaman, 20'ye böldüğüm zaman arkadaşlar kalan 6 olacak. Bu altıgen mi arkadaşlar? Evet. O yüzden bak bu olur. C'ye bakalım. Bir tane daha inceleyelim. 325 değil mi? Evet. Rakamları toplamı ne? 10. 325'i 10'a böldüğüm zaman kalan ne olacak? 5. Bakın bu beşgen mi? Beşgen. O yüzden bakın bu da şifreli sayıdır. Bu şekilde diğerlerini de eleyeceksiniz. Tamam. Doğru cevabımız E şık. Geldik 6'ya. 2'den 500'e kadar 3'er 3'er ritmik olarak sayan Ezgi aşağıdakiler sayılardan hangisini söylemez? 2'den başlayacağız. 3'er 3'er sayacağız. 5, 8, 11 bu şekilde gidecek. Ben bunları arkadaşlar ne yapayım? Şöyle K'lı bir gösterim şeklinde yapalım. Bunların artış miktarı ne? Hep artı 3 değil mi? 3'er 3'er artmış ya. O zaman hemen ne diyeyim arkadaşlar? 3'en şeklinde yapalım, yazalım. Değil mi? Diziler konusunda da öğreneceksiniz zaten bunları. Şimdiden bir alışkanlık olsun. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Bakın n yerine ben 0 verdiğim zaman 3 çarpı 0'dan 0. İlk terimi bulabilmek için ne yapmam lazım? 2 eklemem lazım. Tamam mı? Benim demek ki arkadaşlar sayım 3n artı 2 şeklinde. Bak n yerine 1 verdiğim zaman 3 artı 2'den 5. İkinciyi verdi. N yerine 2 verdiğim zaman 6 artı 2'den 8. Bak bu şekilde bütün terimleri bulabiliyoruz. Tamam mı? Yani bu ne anlama geliyor? Bak ben aslında buna 1 eklesem bu 3n artı 3 olacak ya. Yani 3'ün katı olmuş olacak arkadaşlar. Yani ben şıklardaki sayıya 1 eklediğim zaman hangisi 3'ün katı olur ona bakacağım. Bak 485'e 1 eklediğim zaman 3'ün katı olur mu? 4 ile 8 12 zaten 3'ün katı. 5'e 1 eklersem 6 3'ün katı olur. Bak bu olur. B'ye bakalım. 3 zaten 3'ün katı. 4 artı 1 5. Buna ben 1 eklediğim zaman 6 olur. Bak bu da 3'ün katı olur. Bu da gider. C'ye bakalım. 3 zaten 3'ün katı. 2 ile 2'yi toplarım 4. 1 daha eklediğim zaman 5. 5 arkadaşlar 3'ün katı olmuyor. O yüzden bak bunu söyleyemem. Tamam. Doğru cevabımız C şık. Geldik 7'ye. Bir müteahhit yaptırdığı binadaki dairelerin her birinin giriş kapısının anahtarının yanına her daire için ikişer tane ve yedek anahtar yaptırmıştır. Tamam. Tüm dairelere ait toplam 3 basamaklı A5B adet anahtarın. Bak anahtar, adetler, birimler burada var ya o kadar önemli ki. A5B neymiş arkadaşlar? Anahtar. Evet. Birimi neymiş? Bunun anahtarmış. Tamam. Bulunduğu anahtarlık görseli yukarıdaki şekilde verilmiştir. Buna göre müteahhidin yaptırdığı binanın zemin katının üstünde en az kaç kat vardır diye soruyor. Zemin katının üstünde zaten birden n'e kadar n kat var. Yani benden aslında n'i istiyor. Değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar ben anahtar ya. Bakın benim birimim anahtar. O zaman ben ne yapayım? Burada anahtarla ilgili bir şey yapayım. Bak burada da anahtar olmuş olsa. Şurada bir boşluk var ya arkadaşlar. Burada da anahtar olmuş olsa. Ben böyle 12. 12. Şimdi arkadaşlar hepsinde 12 tane anahtar olduğundan dolayı şuradaki birimden ötürü yazıyorum bunları. Kaç tane 12 var? Bak toplamda n artı 1. Birden n'e kadar n. Zeminde saydığım zaman n artı 1 tane satır var. Çarpı her birinde de 12 tane olduğundan dolayı arkadaşlar ne olacak? 12 ile çarpmam lazım. Bakın ben şimdi şurada bir tane yoktu aslında. Ben yazdım. O yüzden o yazdığımı ne yapacağım arkadaşlar? Bir tane fazla da ne yapacağım? Çıkaracağım. Evet. Bu ne oldu? Bak bu da anahtar sayısı oldu. İkisi de anahtar sayısını verdiğinden dolayı bunlar birbirine eşit olmayacak. Evet. 12n artı 11 olacak burası. Eşittir. A5B sayısı olmuş olacak. Değil mi? Şimdi arkadaşlar benden ne istiyor? Müteahhidin yaptığı zemin katının üstünde en az diyor. Azı soruyor ya arkadaşlar. O zaman ben ne yapayım? A'yı 1 olarak seçersem 150'lerde bir şey bulmuş olurum. 150'lerde olabilmesi için bakın en yerine ben 12'yi verdiğim zaman 12 çarpı 12 144. 11'i de eklediğim zaman 150'lere bir şey ulaşayım diye yaptım arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden ne olacak? 155 olacak. 155 olmuş olacak. Tamam mı? Yani ben n'i arıyordum. N'e de zaten 12 verdiğim zaman buna ulaştım. Doğru cevabımız bakın C şık. Bence fena soru olmamış ya. Geldik 8'e. 4 basamaklı sayısı 36 ile tam bölünebilmektedir diyor. Buna göre bu 4 basamaklı sayısı ifadelerinden hangileriyle kesinlikle tam olarak bölünür?
Bunda dikkatli olmamız lazım. Kesinlikle soruyor arkadaşlar. Şimdi bu sayının 36 ile bölünebilmesi için 4 ve 9'a bölünebilmesi lazım. Değil mi? Evet. Şimdi 9'a bölünebilme kuralına bakacak olursam arkadaşlar A artı B artı C artı 2 olması lazım. Bunun 9'un katı olabilmesi için arkadaşlar, bakın 9'un katı olabilmesi için bu A artı B artı C'nin, bakın 7 eklersem 7 artı 2'den 9 olur. Bir sonrakileri bulmak için ne yapacağım? Hep 9, 9 üstüne ekleyeceğim. 7'ye 9 eklersem 16, 16'ya 9 eklersem 25, bir daha 9 eklersem 34. Fakat 3 tane rakamın toplamı en fazla 9 artı 9 artı 9'dan 27 yapar. O yüzden 34 olma şansı yok. Tamam. Tabi 4 ile bölünebilme kuralına da bakmamız lazım. 4 ile bölünebilme kuralından ötürü arkadaşlar bakın ne olması lazım? Bir kere C'nin her halükarda çift olması lazım. Bakın C her halükarda çift olması lazım. Yani işte 0, 2, 4, 6, 8. Bunlardan biri olmalı. C kesinlikle çift. Bunu biliyoruz. Şimdi öncüllere bakacak olursak arkadaşlar bu 4 basamaklı sayı hangisine tam olarak bölünür diyor. Şimdi arkadaşlar bakın ben 6 ile bölünür mü? Bir bakalım. Şimdi C yerine ben 0 yazdığım zaman, bak C yerine 0 yazdığım zaman 6 ile bölünebilme kuralı ne? 2 ve 3'e bölünmesi lazım. C yerine zaten bakın arkadaşlar her halükarda çift sayılar geldiği için 2 ile bölünebilme kuralından zaten yırtıyor. Acaba 3 ile bölünebilir mi? Benim ona bakmam lazım. Doğru mu? Evet. Şimdi zaten ben A artı B artı C'nin toplamlarını biliyorum. A artı B artı C artı 5 olmuyor mu bak burası? Rakamlarını topladığımda 3 ile bölünebilme kuralına bakıyorum ya. Bakın burası zaten 7 olsa. Şu 3 durumu da teker teker değerlendireceğim. 7 olsa 7 artı 5'ten 12. 3 ile bölündü. Bölündü. Sıkıntı yok. 16 desem 16 artı 5'ten 21. 3'e bölündü. 25 desem A artı B artı C'ye. 25 artı 5'ten 30. Bak bu da 3'e bölündü. Demek ki her halükarda birinci öncül arkadaşlar her türlü yırttı. 2'ye bakalım. 15 ile bölünebilme kuralı ne? Hem 3'e bölünmesi lazım hem de 5'e bölünebilmesi lazım. Şimdi arkadaşlar ben zaten C'ye 0 dersem tamam. Ama şimdi C'ye ben 2 desem 5'e tam bölünmez. 4 desem bölünmez. Yani 0'ın haricinde burada ne desem tam olarak bölünmeyecektir. O yüzden 5 ile bölünebilme kuralından yırtamadı. 2 olanları ne yaptık arkadaşlar? Eledik. Tamam. Şimdi 12'ye bölünebilme kuralı hem 3'e hem de ne olması lazım? 4'e bölünebilmesi lazım. Değil mi? Evet. Tamam. 3 ile bölünebilme kuralından zaten yırtıyordu. Değil mi? Bak şurada yukarıda denedik ya. Bundan yırtıyordu zaten. Şimdi bakalım 4 ile bölünebilme kuralında. 4 ile bölünebilme kuralında. Şimdi arkadaşlar bakın ben C yerine 0 yazıyorum. 4 ile bölünebilme kuralı son iki rakamı değil mi? 54'e tam bölünemeyecektir. O yüzden bakın bundan yırtamadı. Kesinlikle kesinliği yok yani. Tamam mı? O yüzden cevabımız yalnız 1 olacak. Bence çok güzel bir soru olmuş. Geldik 9'a. Elinde 4 x'ye 3 basamaklı sayısı kadar yumurta bulunan Yavuz yumurtaları 9'arlı bir şekilde kolilerse şekil 1'deki görüntü, 5'erli kolilerse şekil 2'deki görüntü oluşuyor. Bakın neleri? Yumurtaları. Birimimiz ne burada? Yumurta. Tamam mı? Bakın bu 4 x'ye de ne? Yumurta sayısı. Şimdi arkadaşlar bunlar 9'arlı 9'arlı ya. Bundan ne diyelim biz? K 9'arlılardan acaba kaç tane grup var? Diyelim ki K tane olsun. Tamam mı? Daha şöyle şey yapalım da hepsinden 9'ar tane var ya. Kaç tane grup? K tane. O zaman bu 9K olmayacak mı? Tabii şurada da bir de artan 4 var. Ben neyi buldum şu anda? Yumurta sayısı. Bu yumurta sayısı aynı zamanda arkadaşlar 4XY sayısı değil miydi? Evet. Şimdi şekil 1'deki görüntü. 5'erli kolilerse de şekil 2'deki görüntü oluyor. Burada bak 5, 5. Her birinden 5 tane var. Kaç tane olsun arkadaşlar? P tane olsun. O zaman 5P tane yumurta yok mu? Evet. 2 tane de artmış. 5P artı 2 de ne olacak arkadaşlar? Yumurta sayısı olacak. O zaman bunların hepsi birbirine eşit olmayacak mı? Hepsi yumurta sayısını veriyor ya. O zaman bunların hepsi ne olacak? Birbirine eşit olacak. Şimdi arkadaşlar XY'yi tablo şeklinde yapacak olursam bakın ilk başta şu ikisini değerlendiriyorum. 4XY'nin 5 ile bölümünden kalan 2'dir. Haliyle Y değeri ya 2 olacak ya da 7 olması gerekiyor. Şimdi şu ikisini ele alacak olursam 4XY sayısı 9 ile bölümünden kalan ne olacak arkadaşlar? 4 olacakmış. O zaman X değerinin ne olması lazım? X değerinin bir kere 7 olması lazım değil mi? Çünkü bakın şurada Y yerine 2, 2 yazdığım zaman 4 artı 2'den 6 ya. 6 x'e de 7 olursa 13 olur. 13'ün 9 ile bölümünden kalan 4'tür. İkinci duruma bakalım. Y 7 olduğu zaman bakın Y 7 olduğu zaman 7 artı 4'ten 11 gelecek.
O zaman x de 2 olsun ki 13'ün 9 ile bölümünden kalan 4 gelsin. Bizden x çarpı y'yi istiyor. Bakın her iki durumda da arkadaşlar 7 çarpı 2 veya 2 çarpı 7'den 14 geliyor. Buna göre doğru cevabımız A şık. Geldik 10. soruya. ABC 3 basamaklı sayısının 9 ile bölümünden kalan 2. O zaman şöyle yazabilirim. ABC eşittir 9m artı 2. BCA 3 basamaklı sayısının 12 ile bölümünden bakın 12n artı 5 olarak yazabilirim. Ve BAC 3 basamaklı sayısının 5 ile bölümünden kalan 1'dir. BAC 3 basamaklı sayısının 5 ile bölümünden ne diyelim? P diyelim arkadaşlar. Artı 1 olarak yazabilirim. Tabi ABC 3 basamaklı olacağından dolayı A ve B'nin A 0'dan farklı, B'nin de 0'dan farklı olması gerekiyor. Bunları bir kenara not edelim. Şimdi bir tablo olarak bir gösterelim arkadaşlar. Bize bir bütünlük sağlasın. Şimdi şuradan başlayacak olursam, bakın BC, AC sayısının 5 ile bölümünden kalan 1 ise C değeri 1 ya da C değeri ne olacak arkadaşlar? 6 olacak. Bunu kullandık. Şimdi şu ikinci duruma bakacak olursam 12 ile bölünebilme kuralı ne arkadaşlar? 3 ve 4'e bölünebilmesi lazım. Değil mi? 4 ile bölünebilme kuralına bir bakalım arkadaşlar. 4 ile bölümünden kalan 5 olabilir mi? Olmaz. O yüzden 5'ten ne yapacağım? 4'ü çıkaracağım. Yani 4 ile bölümünden kalan 1 olması lazım. Bu sayının 4 ile bölümünden kalan arkadaşlar son iki basamağına bakmam lazım. 4 ile bölümünden kalan 1 olabilmesi için C zaten ne olacak arkadaşlar? 1 olacak. Haliyle A değerinin ne olması lazım? 2 olması lazım. Bak. Çünkü niye? Sayı arkadaşlar CA sayısı. Bak 12 oluyor. Değil mi? Ama 12 4'e tam bölünüyor. Ben 4 ile bölümünden kalan 1 arıyorum. Evet, o zaman A 2 olmaz. Ne olur? 3 olur değil mi? Çünkü 13 olursa 13'ün 4 ile bölümünden kalan 1 olur arkadaşlar. 3. 4 ile bölümünden kalana baktığım için bir sonraki ne olacak? 4 eklediğim zaman 7. Bir daha 4 eklesem 11 olur ama A rakam olmaz. Anlaştık. Şimdi C'nin 6 olduğu durumda da arkadaşlar A ne olabilir? Bakın A 1 olursa 61'in 4 ile bölümünden kalan 1 olacak ya arkadaşlar. Evet. 4 ile bölümünden kalan 1 oluyor. Sonra 4 ekliyorum üstüne. 5. Bir daha 4 eklersem ne olacak arkadaşlar? 9 olacak. Şimdi şurada şu ilk durumda da arkadaşlar 9 ile bölümünden kalan 2 olacaktı ya ABC'ye. Tamam. Şimdi bakın C'ye ben 1 aldım. A'ya da 3 dediğim zaman 1 artı 3'ten 4 olacak. Değil mi? Rakamlarını toplayacağım ya. 4. 9 ile bölümünden kalan 2 olabilmesi için ne olması lazım? 11 olursa arkadaşlar. Değil mi? 11'e tamamlarsam 1, 3 daha 4. B'de 7 olursa 11. 11'in 9 ile bölümünden kalan ne olacak arkadaşlar? 2 olacak. Peki A1 pardon C1 A'nın 7 olduğu durumda 1 artı 7'den 8. 11'e tamamlamak için B'ye ne kalacak arkadaşlar? 3 kalacak. Anlaştık. Şimdi alttaki duruma geçelim. C'nin 6 A'nın 1 olduğu zaman yine 11'e tamamlıyorum. 6 artı 1 7. Buradan ne gelecek? 4 gelecek B'ye. 6 artı 5'ten 11 gelecek. B değeri de 0 olacak. 6 artı 9'dan 15 olacak. B'de 5 olursa 20 olur. 20'nin 5 ile bölümünden kalan yine 2 olacak. Tamam mı? Niye 11'e tamamlıyorum? 22'ye tamamlarsam zaten rakam olmaktan çıkacak arkadaşlar. O yüzden buradaki değerleri yazacak olursak bakın şu ilk durumda bakın C'nin her halükarda 1 oldu. Benden de C, B, A 3 basamaklı sayısını istiyor ya. C 1 oluyor. Bakın B ne olacak? 7 olduğu durumda A 3 oluyor. 1, 7, 3. Sonra C'nin yine 1 olduğu durumda B 3. B 3 iken A da 7 olmuş oluyor. Bu oluyor arkadaşlar. Şu alttaki durumda da C 7 iken bakın B 4 olduğu durumda A 1 oluyor. 6, 0, 5 ve 6, 5, 9 olmuş oluyor. Tamam. 5 tane yazdık. Şimdi arkadaşlar bir de şuna bakmam lazım. Şu alttaki de bakın 3'ü yapmadık ya burada. 3'ü yapmadık. 3 ile bölümünden kalan 5 olabilir mi? Olamaz. O yüzden 5'ten 3'ü çıkaracağım. 3 ile bölümünden kalan 2 olacak. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bu sayının 3 ile bölümünden kalan 2 mi? Bu zaten 3'ün katı. 7, 1 daha 8. 3 ile bölümünden kalan ne olacak arkadaşlar? 2 olacak. Zaten ben bunların rakamlarını topladığım zaman hepsi 11 oluyor ya. 11'in 3 ile bölümünden kalan 2 olduğundan dolayı hepsini teker teker bakmama da gerek kalmayacak. Toplam kaç tane bulduk? 5 tane bulduk. Bence mükemmel soru olmuş arkadaşlar. Tamam mı? Geldik 11. ve son sorumuza. Rakamları farklı 4 basamaklı A1, 3, B tane telefon yeterli sayıdaki sadece üçlü prizler kendi içinde birbirine bağlanarak ya da sadece dörtlü prizler kendi içinde birbirine bağlanarak A noktasındaki priz yardımıyla
aynı anda şarj edilebilmektedir diyor. Bakın bu neymiş? Bu telefon sayısı. A1, 3B, birim ne arkadaşlar? Telefon. Bak bunlar çok önemli. Problemlerde de bizim için arkadaşlar en önemli şey birim olacak. Bunlara şimdiden alışkın olalım. Tamam mı? Şimdi ben ne yapacağım? Bunlara üçlülere kendi aralarında takacağım için buna bir tane, bunun için 3 tane takma hakkım var. Bunun için de 3 tane. Peki bu üçlü prizlerden kaç tane var? Diyelim ki K tane olsun. O zaman arkadaşlar ne olacak? 3K tane telefon olmuş olacak. Bu da zaten telefon sayısını vermiyor mu? Evet. O zaman arkadaşlar bu aynı zamanda 3'e bölünebilmesi lazım. Benzer şekilde bakın burada da 4'lü 4'lü olacağından dolayı arkadaşlar burada da yine 4'ün katı olabilmesi lazım. Bu da telefon sayısını verecek çünkü. Haliyle A1, 3, B sayısı 3 ve 4'ün ne olması lazım? Tam katı olması lazım arkadaşlar. A1, 3, B ne olacak? 3 ve 4'ün katı olacak. Anlaştık. Yine tablo şeklinde yapacak olursak ne diyelim şöyle? A ve B diyelim arkadaşlar. Peki 4'ün katı olacaksa, bak 4'ün katı olacaksa ne olması lazım? Bak B'nin son iki rakamına bakacağım ya. 2 veya 6 olması lazım. Değil mi? 32 veya 36 4'ün tam katı olur. Şimdi 3 ile bölünebilme kuralına bakacak olursam da 3 ile bölünebilme kuralına bakacak olursam da şimdi rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olacak mı diye bakacağım. O zaman arkadaşlar 3 ile 1'in toplamı zaten 4 yapar. Değil mi? Yani şöyle B'de 2 dedim arkadaşlar. Değil mi? 6 yapıyor. O yüzden ne olacak? 3'ün katı olması için A 0, 3, 6 ve 9 olması lazım. En son eleyeceklerimi eleyeceğim. Peki B'nin 6 olduğu durumda 6, 3 daha 9, 1 daha 10. 10'un 3 ile bölümünden kalan 1'dir. Ben arkadaşlar o zaman A'nın ne olması lazım? 2 kalanlarını getirmesi lazım. Yani 2, 5 ve 8 olması lazım. Tamam. Hepsini teker teker yazmadım. Bir tanesini bulduktan sonra 3 ile bölünebilme kuralından dolayı hepsine 3'er 3'er ekliyorum arkadaşlar. Şimdi elemelerimizi yapalım. A zaten bakın 4, bu 4 basamaklı olacağından dolayı A'nın zaten 0 olma şansı yok. Tabi bunlar rakamları farklıymış bir de arkadaşlar. Rakamları farklıymış. O zaman A'nın buradan yazabileceğim benim kaç tane sayısı var? Bakın 3 tane var. Tamam. Şimdi tabi A buradan 3 de olabilir mi? Bu rakamları farklı olacak ya. A değeri arkadaşlar 3 de olamaz. 3 de olamaz. Çünkü burada bakın 3 kullanılmış. Tamam mı? O yüzden A'nın buradan yazabileceğim kaç tane? 2 tane. 2 tane. Bir de alttaki duruma bakalım. Arkadaşlar. Bakalım A yerine 2. Bakın 2 yazdığım zaman 2, 1, 3, 6. Bak burada herhangi bir sıkıntı yok. Bunların 3'ünü de alabilir. Demek ki toplamda arkadaşlar 5 tane A'nın alabileceği değer varmış. Doğru cevabımız. Bakın B şık. Buna da bir yıldız atıyorum. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.